Müslüman yaptı o iş. Kafir yaptı. Ve hala da bugün tarih geliyorlar. Bütün müsteşrikler, ben kitapçı olmak münasebetiyle söylüyorum bunu. Müsteşrikler fetva kitaplarını okuyorlar. Bizim Aleviler hakkında, Kızılbaşlar hakkında verilen fetvaları hep okumuşlar, başlangıçta okuyorlar. Ve bu 12 Eylül'den evvel o hadiseleri bildirdiler şeye, Anadolu'da filan. O teşvikatı yaptılar ve halkın birbirine düşürdüler. Müsteşrikler okuyorlar Avrupa'da. Şeyi daha iyi bildiler, Şia mezhebini. Sünnilerden daha ziyade. Bize kıymet vermezler Sünnilere. Çünkü Şia ile bizi yıkacaklar, Şia siyasi ile. Onun için onlar ulaşırlar. Temellerini yıkıyorlar. Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e tecavüz ederler, Hazreti Osman'a, Hazreti Ayşe'ye. Peygamber yerine sarsıyorlar Resul-i Ekrem'i. Avrupa yapıyor. Bunlar farkında değil, şimdi bir müzeh düşüyor. Milli ki, acaba bu milli de korumuş olmaları Fransa'da şurada bir. Belki de bu sebeple. Valla karım beni irşad etti. Bir gün bizi İran sefaretine davet ettiler beni de adam kıtlığında. Gittik orada. Ayakta ne diyorlar? Ayakta yiyorsun hani. Kopti. Kopti. Herkes içine bir şey aldı. Şey falan hümeyi değil o. Şah. Hasemane. Biz de aldık. Şimdi şeyde getirdiler. Biz de aldık. Yiyoruz. İçki bilen değil. Çünkü. Meyve suyu da değil. Kuru bir şeyler verdiler böyle. Yiyoruz böyle. Döndüm böyle. Osmanlı'da seferlik yapmış zebatı resimleri vardı şeyin içerisinde. Salonda. Dedim ki bizim hanıma, dedim İran şöyle böyle dedim, askeri kuvveti yoktur ama dedim, koca imparatorluk bizim dağıldı dedim bizim hanıma. İran dedim bir karış toprak vermemişti ne Rusya'ya, ne İngiliz'e, ne Fransa'ya dedim. Bizim dedim bak bir uç Bahri Umman'dan da Viyana'ya kadar, gene üst tarafta alalım, Kırım'dan, Kuban'dan tut, da Bahri Atlas'a kadar, Şimali Afrika, iki deniz bizim için şey, havuz şeklinde. Hepsi elimizden gitti dedim. İran dedim, kuvvet askeri reisi yoktur ama bir karış toprak vermemiştir dedim. Siyasi adamlardır bu. Bizim hanımlar dedi ki, yok dedi, o dedi, İslam'ın içine dedi bana, beni irşad etti. İslam'ın içine kanayan bir yara o dedi. Onun için o yarayı söndürmezler dedi. Kanatıyorlar ki İslam'ı parçalasınlar diye. Yoksa onu çoktan temizlerlerdi onlar dedi. Osmanlı gibi olsa dedi. Ya, öyle söyledi, doğru söyledi. Hemen beni uyandırdı yani, doğru. Bugüne kadar ben bilmiyordum. Tümürleng'in Bayez Yıldırım Han üzerine gelmesi Papa'nın verdiği parayla. Papa büyük paralar vermiş, Yıldırım Han üzerine sual etmiş. Cengiz Han'ın İslam üzerine gelmesi, Hülagül İslam üzerine gelmesi kesenin verdiği parayla. Şeyde İran'da devamlı anlaşmış Osmanlı'yla Papa'nın Tabii. İşte, devamlı anlaşmış. Onu söylüyorum işte tabii, onu söylüyorum. Biz araba vurduk mu İran tecavüz ediyor bizim vurduktan dışarıya. Biz İran'a dönüyoruz, bu tarafta hücum ediyor. Orta bakmışlar bizi. Ve Tümürleng'e azizlik payesi veriliyor. Evliya. Hristiyan evliyası payesi veriliyor. Hristiyanlık şeyi vermiş. Hristiyan azizlik payesi vermiş. Ha şimdi İran toplumun canım şimdi İran geçmiş hepsi onların. Şey, şimdi ben şimdiden bahsetmiyorum. Şimdi hepsi geçmiş onların. Vaktiyle hile yapmışlar. Ve bekeru ve mekeru Allah. Vallahu hayrül makirin. Allah onların bekirine karşı. Allah onlara bekir yapmış. Ve onların yaptıkları siyaseten muhabbetlerini ihraza çevirmiş. Ben İran halkını gördüm Medine'de, sen de gördün. Yalnız paşaya baktı sabaha kadar Cenab-ı Fatma'nın mezara başında ağlıyorlar. Bu bir aşk meselesiydi. Bırak üstün yerine. Vaktiyle bu iş siyaseten yapılmış. Ama sonra Allah bunların kalplerini çevirmiş. Şimdi ben her şeyi hakkıyla verdim. Konuşturmak için. Cennet-i Muala'da öyle. Cenab-ı Hatice'nin kabrinde, Abdülmuttalip Hazretleri'nin kabrinde, Ebu Talib'in kabrinde sabahlara kadar şey diyorlar. Yalnız hem de kabristan ayakkabıdan girmiyorlar. Yalın ekliyorlar içeriye. O Arap şeyin, Arap taşları, yani Arapistan taşları adamın parçalıyor ayakkabılarını. Öyle aşıklar. Vaktiyle hile yapıldı, bir Allah onların hilesini şeye çevirdi. Esenete çevirdi. Yazık. Bugünkü durumda ben oh demiyorum yani. Ne Irak halkına, ne Azim halkına. Bizim için çok acı, göz yaşartıcı ve utandırıcı hadise. Bu sarf olan parayı ehli İslam'ın fukarasına dağıtsalar da eğer bu bir tane fukara kalmaz işte. Afrika'da açlanıyorlar çünkü yani Müslümanlara getirdi. Çoluk çocuk şey Amerika'da gösterdi. Hep kuru kaba kalmış böyle. İçkerek içmişler açlıkta. Hep Müslüman çocuklar. Etopya'da yani Habeşistan'da. Ne para sarf oldu? Milyarlar gitti. Ne milyarlar? Havaya. Yahudi göbek atıyor orada. İkisi inatçı bedava yere. Irak haksız davası. Irak haksız davada ama bir defa oldu. İran yine rahat durmaz efendim. Emperyalist şeyi var bunun. Yok yok. Oraya Türkiye'ye bitmeyi soktular. Şimdi kardeşim öyle değil. Şah zamanında öyleydi. Bu devirde öyleydi. Bu devirdeki harbin meselesi şu.
Irak şey, bizim Türkiye'nin hadisine döndü. Sultan Mahmud Han Yeniçeri'yi kaldırınca daha ordu teşekkür etmeden Yunan istiklalini aldı. Irak da şimdi askeri devrimi devirince şey, Hümeyni, Mollar eline kalınca bunlar bu işi beceremeyecek dedi. Tuttu Irak'ın yerine, şeyin, Acem'in yerine saldırdı Irak. Terbiyesiz yaptı, Irak yaptı terbiyesiz. O da şimdi namus borcu yaptı herif, uğraşıyor ve aynı zamanda sürü sükun olsa halk belki isyan edecek. Harba gönderiyor şu gençleri, o da bütün mancurette. Sebebiyle ki o. Başka şey düşündürmüyor. Ha, başka şey düşündürmüyor. Haksız Irak. İran emperyalist falan değil. Ben Ersun Özcemal'dan bir adam, Şia'yı sevemem. Size çok büyük fitne soktular. İşte biliyorum ben hep fitneden. Hepsi ne bok çıkıyorsa oradan çıkmıştır zaten ne olduysa. Hazreti Ömer'e söylüyor zaten. Rabiyallah. Keşke İran'ın aramızda büyük deryalar olsaydı diyor. İran'dan komşu olmasaydı diyor. Bütün fitne diyor İran'dan girecektir İslam'a diyor. Hazreti Ömer. Biliyoruz ama gene Müslüman kardeşlerin zilayilerini unutmak yok. Acı. Şah'ın durumu ayrıydı. Şah tamamen İslam'dan soyunup eski Sasani devletini kurmaya çalışıyordu. İdeali oydu. Ki şeydi. Efendim işte Nedikim'de 2000 senesine şey yaptılar. 2000 sene mi? 3000 sene mi? Şey yaptı. Şahin gayri. Ve Şahin yaptığı zulmü anlattılar ki bir Türkiye'de bir şey olmuyordu. O anlattı. Hakikaten dünyada yüz kızartıcı, kepazeliğin büyüğü. Yani kurumu uğradı da böyle şey yapmamışlar. Yalanlı olsa söyleyen adam diyecek ki ya Şah taraflı şey, Hümeyn taraflarının değil, Türkiye'de çocuk. Orada bulmuş vazifeli bir adam. O arkadaşı anlattı. O söyledi. Affedersin, Şah'ın düşmanlarıyla tövmetlerinde mi kimse ceza verecekler mi? Böyle ala meleğin naz şeyle böyle adamın kıçına şişe sokuyorlarmış. Ve şişeyi kırıyorlarmış kıçında. Düşün o hale ne olduğunu. Söyleyen Türkiye'de çocuk anlattı. Bu kadar kepazeli, bu denata kadar irtiyap etmişler. Kıçında kırıyorlarmış şişeyi, içeride o paramparça ediyor adamın dübürünü. Düşün halini, fıkaranın, o çeken zavallıların halini. İnsana yakışık şeyler değil. Babası da şey ölen eşekçi Acem neydi o babasının? Rıza. O da mı Rıza'dı? Eşekçi Acem. Çizmelerini ulemanın sakalına sildiriyormuş. Bizatihi gören sayıyordu. Babası mı? Babası ya. Eşekçi. Eşekçi. Gel buraya sil. Şey, onların böyle adamlar sakallarıyla çizmesini siliyorlarmış. Zorlanma. Anahtar herif İmam Rıza'ya sığınmışlar. Hadise olmuş. Tabii Müslüman askeri diyor silah atmaz diyor İmam Rıza'ya diyor. Ermeni'ye getir diyor. Ermeni askerini getir diyor. İçeride kırdırdı hepsini diyor. 15 günde diyor şey temizlenmedi mescid diyor insan. Müslüman ölüsünden. Babası bunun babası. Onu da Kacar Hanedanı getirdi. Onlar Türktüler. Mehmet Ali Şah'ın oğlu Ahmet Şah getirdi bunları. Muhafız diye kendisine bunları devirdi bu yerine oturdu. Bunlar. Çünkü İran'da birçok zaman yapılan şahlar filan şey Türktü onların çoğu. Şimdi yanında en aşağı 16-17 milyon Türk var. Bir defa 7 milyon Selçuk Türk'ü var. Şark'ta. Azer'de değil, Azer Türk'ü değil. Selçuk Türk'ü var. Şark'ta. Sonra Kümbet'te var, Türkler var. Sığınmışlar yukarıdan. Buhara'sı mı katlenmiş girmişler. Şey, oraya girmişler. Azer Türkleri var ayet. Hep bir kalabalık Türk var. Mesela Şii ama değil mi? Mesela Şii. Hayır, değil. Hayır. Şeyler Selçuklar, Orta Asya Türkleri Hanefi'dir. Hanefi'dir ve Sünni'dir. Fakat mücadele yok diyor. Yani Şia-Sünni mücadelesi yasaktır diyor. Herkes dilinde meselede sarılır. Yani ulema söyledi ondan konuşuyor. Öyle mücadele, münazara yoktur diyor. Talai, Muhammed Talai gelmişti buraya da ondan konuşuyor. Türkler yukarıdan inmişler. Rusya şey olunca, komünizm olunca. Türkistan'dan kaçanlar, çocuklar oraya sığınmışlar. Kısmı Afganistan'a, kısmı İran'a girmiş. Şii azdır İran'da. Öyle gülme gibi değil. Irak'ta varmış. Irak, üçte ikisi Şii'dir, bir Sünni. Azdır Irak'ta Sünni. İran'ın üçte ikisi Sünni, biri Şia'dır. Ters. Türkler de şeydir, Şafii mezheptir.